Yatırım Finansman YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Yusuf Kaderli ile Ayvalık'tan Finans Kamp'tan yapıyoruz bu canlı yayınımızı. Biraz farklı bir yayın olacak bizim açımızdan. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar Serhan Bey. İnşallah güzel bir yayın olacak. Evet, şimdi biraz bu Finans Kamp'tan bahsedelim isterseniz. Burada 4 gün boyunca yatırımcılarla bir araya geliyorsunuz ve temel analiz, teknik analiz, biop yatırımları gibi yayınlar konuları konuşuyorsunuz. Daha iyi misiniz? Hatta takas analizi de galiba bu eğitim bir parçası. Evet. Onun dışında biraz önce biraz için psikolojisini nasıl yöneteceğimizi de konuştuk. Bunlar hakkında biraz bilgi verin. Yani burada Udemy çatısı altında Finans Kamp'ta neler yapılıyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Evet, daha önceki yayınlarımızda aslında Finans Kamp'ın yaklaştığını söylemiştik ve bugün hani burada bu yayını yapmak gerçekten benim için de çok güzel bir şey. Sağ olun. Yatırım Finansman öncelikle bu organizasyona çok büyük destek veriyor. Ben de buradan bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum Yatırım Finansman ailesine. Burada bizim en önemli derdimiz bunu yaparken yola çıkış sebebimiz yatırımcıların niteliğini arttırmak. Çünkü sermaye piyasasını geliştirmek istiyorsak, açılış konuşmasında da söylemiştim, sadece niceliksel olarak değil, yatırımcı kalitesinin niteliksel olarak geliştirilmesi gerekiyor. Ve burada da onların donanımını arttıracak, bilgi düzeyini arttıracak ve piyasada işlem yaparken daha doğru kararlar vermelerini sağlayacak modülleri Finans Kamp'ta onlarla tanıştırmak. Bu kapsamda söylediğiniz gibi işte ileri düzey temel analiz, ileri düzey teknik analiz, takas analizi, vadeli işlem opsiyon piyasalarına yatırım, ondan sonra para piyasası araçlarına yatırım, hatta portföy yönetimi. Portföy yönetimiyle menkul kıymet analizini karıştıran yatırımcılar var. Aslında ikisi birbirinden farklı şeyler. O nedenle o farkı da burada göstermek adına böyle yatırımcıların işine yarayabilecek modülleri biz bu Finans Kamp'ın içerisine koyduk. Finans Kamp'a katılan katılımcıların yararlanabilmeleri açısından. Ama biliyorsunuz son yılların en önemli olgularından bir tanesi de kripto para olduğu için ve kripto para ile alakalı da bir talep söz konusu olduğu için biz kripto para piyasalarına da hiç olmasa yatırımcılar kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapmak yerine biraz daha bu işin bilimsel kısmına girmek istedik ve kripto para piyasalarını da koyduk. Dolayısıyla birçok açıdan yatırımcıya fayda sağlayabilecek modülleri biz Finans Kamp'ta yatırımcı karşısına getiriyoruz. Ama adı üstünde Finans Kamp, işin sadece işte modül, ders, bilimsel bilgi kısmına bakmadık. Aynı zamanda burada kampın da tadını çıkarabilecekleri böyle çeşitli işte eğlenceli faaliyetler de koyduk. Bir takım yarışmalar, özellikle bugün günün trader'ını seçiyoruz. Bir gün boyunca şöyle, biz tabii yıllardır üniversite öğrencilerimle beraber Boğaziçi Üniversitesi'nin işte borsa yarışmalarına katılıyorduk. Ve o yarışmaların da altyapısını veren Forex, bizim teknoloji sponsorumuz aynı zamanda. Onlarla konuştuk. Boğaziçi'nin yaptığı bu yarışmayı bir gün için Finans Kamp katılımcılarıyla yapabilir miyiz diye. Onlar da sağ olsunlar altyapıyı hazırladılar ve bize verdiler. Biz de yarışmacılarımızı, katılımcılarımızı bu yarışmaya kayıt ettirdik dün. Bugün sabahtan akşama kadar alım satım yapacaklar. Ve günün sonunda onlara verdiğimiz sanal 100 bin lirayı en yükseğe çıkaran 5 kişiye de biz burada ödüller vereceğiz. Akşam da bir bilgi yarışması planlıyoruz. Finans bilgi yarışması. Orada da böyle bilgisini konuşturabilen yatırımcılara gene hediyeler dağıtacağız. Değişik çekilişler, ödüllü, eğlenceli yarışmalar bu işin içinde olacak. En sonunda da aslında Finans Kampı taçlandıracağımız güzel bir seminerimiz olacak. Kapanış semineri olacak bu aynı zamanda. Hem ekran yüzü olarak nitelendirdiğimiz, sizin de içinde bulunduğunuz arkadaşlarımız, işte 2022 yılı içerisinde Türkiye ekonomisi, Türkiye finansal piyasaları ve 2023 yılına bakış adı altında hem bu yılı hem de gelecek yılki beklentileri dünya piyasası ve Türkiye piyasası ölçeğinde değerlendirecekler ve katılımcılardan da soru alacağız. İnteraktif bir şey düşünüyoruz sunumlar yapıldıktan sonra. Böylelikle katılımcılar ekonomiye dair, finansal piyasalara dair akıllarına gelen her soruyu seminer misafirlerimize yönlendirecekler. İnteraktif bir şekilde herkes merak ettiği soruların cevabını alabilecek. Bunun da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü ekonominin gidişatı iyi olursa borsaların geleceği iyi olur.
Orta uzun vadede bu böyledir. O yüzden acaba bizim ekonomimiz, dünya ekonomisi nereye gidiyor? Yatırımcı bunu da öğrenmesi lazım. Bu kampta bunların da cevabını alacaklar ama bu kampta asıl bizim hedeflediğimiz şeylerden bir tanesi Serhan Bey. Bir kere bu kampa şöyle bir profile baktığımda Siirt'ten gelen var, Çırnak'tan gelen var. İşte Doğu'nun birçok ücra ilinden buraya gelmiş olan yatırımcılar var. Karadeniz'den gelen var, Güney'den gelen var. Batı'dan gelen çok fazla zaten. Türkiye'nin her yerinden katılımcılar ve bunlar birer borsa tecrübesine sahip geçmişlerinde. Bir araya geliyorlar, burada tanışıyorlar, arkadaş oluyorlar. Böyle öbek öbek kamp etrafındaki yerlere oturuyorlar. Birbirlerine bu tecrübeleri geçiriyorlar. Gerçekten bu çok önemli bir şey. Bu hayat tecrübesinin birbirlerine geçirilme olayı. Ve biz bunu aslında başarmak istedik. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. 4 gün boyunca bu insanlar tanışacak, kaynaşacak ve bu tecrübeleri birbirlerine geçirecekler. Bu da onlara artı bir değer katacağını düşünüyorum. Şu anda amacımıza uygun vaziyette gidiyoruz. İnşallah Eylül ayında 2 tane daha bu kamplardan yapacağız. Onlar bile şimdiden dolmuş durumda. Talebi de olan bir şey. Biz de yatırımcılara bu anlamda elimizden gelen desteği vermeye çalışacağız. Çok sağ olun. Biz de yatırım finansman olarak Türkiye'de finansal okuryazarlığın arttırılması anlamında bu proje sponsor olmaktan, burada sizlerle beraber olmaktan ve katılımcılarla da beraber birebir ilişki kurabilmekten dolayı hem çok mutluyuz hem de bunun sorumluluğunu da üstümüzde Sağ olun. hissederek hareket ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi biraz ekonomiden ve piyasalardan konuşalım ve izleyenlerimizin sorduğu bazı hisseler var. Biraz onları da değerlendirelim. Bizim diğer canlı yayınlarımızda yaptığımız gibi. Şimdi bir kısaca FED'i değerlendirelim. Küresel piyasalarda neler oluyor? Sizin bakış açınızda FED'in işte faiz artırım adımlarını hızlandırması, nasıl devam edeceği konusundaki belirsizlik. Bunlar Türkiye piyasalarına ya da küresel piyasalara nasıl yansıyor? Şimdi son FOMC toplantısında şunu anladık artık Amerika'nın daha baştan beri Fed'in söylediği işte bu enflasyon geçici olacak, kalıcı olmayacak ifadeleri artık zayıflamaya başladı. Anladılar ki öyle enflasyon kolay kolay geçici olmayacak. Yani bir süre bir kalıcılığı söz konusu olacak enflasyonun. Ondan dolayı da Fed bu anlamda biraz daha agresifleşmeye başladı. Hatta son enflasyon verisi gelmeden önce belki 50 bas puan mı acaba diye beklerken bir anda 3-4 gün içerisinde 75 bas puan kuvvetli bir ihtimal haline geldi. Ve nitekim de 75 bas puan bir artış yapıldı. Şimdi beklenti artık şahinlerin de sesi biraz daha gür çıkmaya başladı. Yani haklı çıktıkları için bu arada enflasyonun kalıcılığı konusunda. Beklenti aslında medyan beklenti 3,40 civarı biliyorsunuz. Ama medyan olduğu için bu politika faizinin %4'lere bile gitmesi beklenebilir. Böyle bir artış ihtimali kuvvetli, ta %4'lere uzanan. Böyle düşünürsek de daha gidecek çok yol var. O nedenle ben 1,75 bas puanın daha masada olduğunu düşünüyorum. Kendi kişisel kanaatim. Ondan sonra biraz daha yumuşamaya başlayacağını düşünüyorum. O yüzden Temmuz ayında da bir 75 gelirse şaşırmam. Yani şimdi o tartışılıyor. Acaba 75 mi olur? 27 Temmuz'da. Evet. 27 Temmuz'daki toplantıda bir 75 daha gelip ondan sonra 50 bas puana düşürerek biraz daha yumuşak bir geçişle o medyan beklentiye doğru bir hareket söz konusu olabilir. Tabii bu piyasalar üzerinde nasıl bir etki yaratacak? Borsa üzerinde baskı yaratmaya devam edecektir bu. Her ne kadar bunlar sözlü yönlendirmeleri çok iyi olduğu için FED'in her ne kadar fiyatlansa da bu böyle devam ettiği sürece 1,75 bas puan ve devamında 50'şerlik artışlar gelmeye devam ettiği sürece bu borsa üzerinde bir baskı yaratmaya devam edecek. Ha, önemli olan Türkiye bu baskıdan nasıl etkilenecek? Şimdi şöyle bakarsak yılın başından bu yana yabancı piyasalar negatif getiriye sahip. Yani yıl başından günümüze kadar olan getiri. Türkiye'ye baktığımızda TL bazlı olarak tabii söylüyorum pozitif bir getiriye sahip. Bu bizim biraz pozitif ayrıştığımızı gösterebilir. Yani yabancılar her düştüğünde biz onlara aynı tepkiyi vermemişiz ki biz bugün yılbaşına göre eksi de değiliz. Ben bunun böyle devam edeceğini düşünüyorum. Yani evet FED kaynaklı bir baskı gelecek. Bu zaman zaman bizim piyasamıza da sirayet edecek. Etkileneceğiz zaman zaman onlar eksi olduğunda. Fakat özellikle yüksek enflasyonun varlığı ve bunun bu beklentiyle devam edeceği ve aynı zamanda 3 aylık mali tabloların da çok güzel gelmiş olması ve 6 aylık mali tablo dönemine de geçiyor olmamız. Yani
Biz artık önümüzdeki hafta sonu itibariyle 6 aylık bilanço dönemini tamamlamış olacağız. 30 Haziran bilanço son günü. Dolayısıyla da artık yeni bilanço beklentileri de bu arada satın alınmaya başlanacak. Piyasada onların da biz artık o beklentileri de hissetmeye başlayacağız. Bu iki faktör, yani enflasyonun devam edeceği, yüksek enflasyonun ve 6 aylık mali tablolarında çok büyük olasılıkla da 3 aylıkları destekleyecek biçimde iyi geleceği beklentisi bizim piyasamızı bence canlı tutmaya devam edecek. Ama bunlar hep nominal bazda bu arada. Yani nominal konuşuyoruz. Reel bazda enflasyonu yenip yenmeyeceğimiz konusu bana göre hala muamma. Ama şunu söyleyebilirim, bu bir veri olabilir. Şöyle geçmiş 90'lı yıllara gittiğimizde, yani enflasyonun böyle %100'lü seviyelerde olduğu dönemlere gittiğimizde biz borsa getirilerinin %300 ile %500 arası değiştiğini görüyoruz. En az 4-5 kere enflasyonu 3'e 4'e katlayan getiriler sunduğunu görüyoruz. Peki bugün böyle bir, yani bu enflasyon %100 olduğu halde borsada böyle bir getiri var mı? Hayır. Yani borsadaki o ralliyi, enflasyonun kendini göstermeye başladığı ralliyi 1400'den alsak, 1400'den bugün geldiğimiz yer %100 bile değil. Yaklaşık %85 ilerlemişiz. O yüzden bence yılın son 6 ayında enflasyon gerçeğini de yansıtacak bir piyasa görebiliriz. Yani enflasyon rallisinin ben henüz tamamlanmadığını, dolayısıyla hareket başladığında, özellikle 6 aylık mali tablo verileri gelmeye başladığından itibaren yukarı yönlü bir hareket başladığında 2900-3000'li seviyelerin çok çok rahat ulaşılabilir seviyeler olacağını göreceğimizi düşünüyorum. Nitekim teknik olarak da önümde endeksin grafiği var. Şöyle baktığımda biz aslında şu an bir dinlenme bölgesindeyiz. Yani bir yükselen trend kanalının alt çizgisindeyiz. Dolayısıyla üst çizgisi de bizim için bir direnç noktası. Bugün böyle bir ralli başlasa endeksi götüreceği yer 2000 dinlene dinlene, yani 5 günlük hareketli ortalama üzerinde de kalmayı başarırsak bu yukarı harekette, 5 günlük hareketli ortalamadan destek ala ala 2900'lü rakamlara bizi rahatlıkla taşıyacağını düşünüyorum. Tabii bugün ve non-stop gitsek, o arada dinlene dinlene gitsek, yani artık kabaca hedefimizin 3000'li seviyeler olduğunu düşünebiliriz bu söylediğim gerekçelerle. Hocam burada bir ara verelim. Evet. Seste bir problem varmış senin mikrofonunda. Onu düzeltmek için de 1 dakikalık ara verelim müsaadenizle. Tamam. Sonra kaldığımız yerden birkaç ekranda paylaşarak devam edeceğiz. Tamamdır. Bu arada ben de duydum. Sesi düzelttiğimizi umuyoruz. Yorumlarda paylaşırsanız ses konusunda problem devam ediyorum diye tekrar müdahale etmeye çalışırız ama sanıyorum şu anda daha iyi. Şimdi Yusuf Hocam, ben sizin bu paylaştığınız konularla ilgili bir grafiği ekrana getirmek istiyorum. Çağlar yardımcı olursa bizim kamera arkası ekibimizden, hatta şöyle ekranı da tam büyüterek vereyim. Şimdi az önce siz de bahsettiğiniz yüksek enflasyon yıllarında Türkiye'de borsada nominal bazda çok yüksek getiriler olabiliyor diye. Ekrandaki grafikte 90'lı yıllardan, 1989'da dahil edersek 89'dan 99 olan 10 yıllık dönemde Türkiye'de enflasyonun %50, 60, 70 gibi hatta belki çift üç haneli Gördüm. rakamlara bazı aylar yıl sonu itibariyle değilse de yıl içinde gördüğü yıllarda borsada %400'ü aşan 3 tane getiri performans olmuş. Yani bunu şöyle düşünmek lazım. İşte o zamanki İMKB 100 endeksi 10 binken yılı 50 bin kapatmış. Ya da bugünkü bir endeks, bugün 2500'lerde BIST 100 endeksi. Bu endeksin yıl sonunda 12.500 olduğunu hayal edin. Edemiyoruz şu anda tabii. Evet. İşte 3000 diyoruz hani en iyimser tahminle. Ama yüksek enflasyonun varlık değerlerini hızla yukarı çeken o etkisi, ki biz Ekim, Kasım, Aralık döneminde özellikle bunu çok belirgin bir şekilde fiyatladık. Borsamızda bir ralli oldu. Kur ve enflasyon artışıyla beraber. Bunu daha önceki yıllarda da yaşamışız. Bu ekrandaki grafik nominal, yani TL bazlı borsaların yıllık performansları. Bir sonraki grafikte, şu an ekranda olanda da
dolar bazında getirileri görüyoruz. Çünkü bazen biz bu TL bazlı grafikleri paylaştığımızda şöyle sorular geliyor. Yani bir reel getiri ne, yani enflasyon bazında ne, ya da dolar bazında getiri ne? Enflasyon bazlı grafiği burada paylaşmıyorum ama zaten az önceki rakamlarda enflasyonun çok üstünde getiriler olduğunu gördük. Dolar bazında da o yıllarda yine çok güçlü performanslar oldu. Tabii şunu not etmek gerekiyor. O zaman sabit kur rejimi vardı. O önemli, yani dolar bazındaki performansta. Ama yine de Borsa İstanbul'un yüksek enflasyon dönemlerinde güçlü performans gösterdiğini buradan rahatlıkla Serap, söyleyebiliriz. şimdi biz bu aynı performansı göremiyoruz ya. Bunu belki biraz şuna da bağlayabiliriz. O dönemlerde biliyorsunuz enflasyon muhasebesi vardı. Evet. Yani çok yüksek enflasyon dönemi ve varlıkların değerleri enflasyona bağlı olarak ciddi anlamda artıyor. Fakat bunlar derhal bilançolarda bu değer artışlarını yansıtabiliyorlardı biliyorsunuz. Öz sermayeyi arttırma yönünde. Şimdi tabii yıllardır enflasyon muhasebesi uygulanmıyor. Dolayısıyla biz şu anda evet Türkiye'nin birçok şirketinin enflasyon kaynaklı sahip olduğu tüm duran varlıkların değerinin arttığını biliyoruz. Ama bu değer artışını şu an mali tablolarda görmüyoruz Görmüyoruz. aslında. Evet. 2023 yılından itibaren de enflasyon muhasebesi başlıyor biliyorsunuz. Belki o enflasyon muhasebesinde şirketlere değerleme zorunluluğu getirecek, yeniden değerleme zorunluluğu getirecek. Sonra da belirli bir değerleme oranıyla yine yükseltilmesi Bu da sağlanacak. şirket varlıklarında Tabii, aslında çok ciddi bir artış. tabii. Yani ben şu anda Petkim'in, Tüpraş'ın, atıyorum işte Ford Otosan'ın varlıklar tarafında gösterdiği değerlerin, özellikle duran varlıklar kısmının gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Çünkü bir enflasyon muhasebesi yok. Gerçek hayatta böyle bir değer artışı var ve biz bu değer artışını mali tabloda ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. Biz bunları görmeye başladığımızda zaten piyasa değeri böyle defter değeri onu çok ciddi bir biçimde aşağıya doğru gelmesi lazım mantık olarak. Şimdi piyasa değeri bir defter değeri de biliyorsunuz değerlemeye, gerçek değeri bulmada baktığımız referanslardan bir tanesi. Elbette ki tek başına kullanılması doğru bir yaklaşım değil ama sonuçta bakılan piyasa çarpanlarından, önemli piyasa çarpanlarından bir tanesi. Çünkü defter değeri piyasa değerini etkileyen bir şey. Defter değeri yükseldikçe piyasa değerinde bir yükseldiğini görürüz. Bu nedenle enflasyon etkilerini biz mali tablolarda görmeye başladığımızda defter değerleri ciddi anlamda artacağı için ben piyasa değeri bu beklediğimiz yani enflasyon rallisi nedeniyle beklediğimiz performansların belki o dönemde de gerçekleşme ihtimali olabilir diye düşünüyorum. O nedenle biraz ona bağlıyorum. Yani henüz biz onu mali tabloda yaşamıyoruz ama gerçek hayatta bunun böyle olduğunu da çok iyi biliyoruz bu Evet, arada. evet. O yüzden belki o dönemlere yaklaşıldıkça biz o performansı da görebiliriz. O yüzden ben yılın ikinci, altıncı ayından umutluyum. Yani bu anlamda Çünkü yani. borsa biraz tabii geleceği satın alan bir piyasa ortamı olduğu için Aynen. 2023'te bu uygulamanın başlamasını beklemeden de bunun finansallar üzerindeki etkisini fiyatlamaya başlayacaktır. Kesinlikle. Bloomberg'ten aldığımız analist tahminlerini biz zaman zaman videolarımızda paylaşıyoruz. Orada da çok hızlı bir şekilde hedef endekslerinin yukarı çıktığını görüyoruz. Yani her hafta itibariyle yaklaşık işte 3000 puan, 3100 puan, 3200 puan şeklinde hızlı bir şekilde %3, %4'lük artışlarla bir ilerleme var orada. Muhtemelen orada da hızlı bir şekilde biz 4000'e doğru yaklaştığını göreceğiz yılın ikinci yarısına İnşallah. girdiğimizde. Yani kısa vadeli de isterseniz yani olası bir kısa vadeli gerilemede yatırımcı nerede durmalı, ne yapmalı diye onu da ondan da hep yukarıyı konuştuk. Olur da herhangi bir satış baskısı vesaire sonuçta Temmuz'da bir FED artışı daha var, faiz artışı daha var. Yine ikinci bir dalgayı getirebilir dış piyasalar üzerinde ve biz etkilenebiliriz. Şimdi teknik olarak da aslında sıkıntılı bir yerdeyiz biz bir Borsa İstanbul'da. Hem 5 günlük hem de 22 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmış durumdayız. Ve elimizdeki tek güç 50 günlük hareketli ortalama. Son dönemlerde gerçekten sürekli destek aldığımız yer. Bu hareketli ortalamaya her yaklaştığımızda veya değdiğimizde kuvvetli bir alış geldiğini görüyoruz. İkisinin altındayız bugün. Eğer altında kapanış yaparsak satış baskısı biraz artabilir kısa vadeli olarak önümüzdeki günlerde. Nereye kadar taşır endeksi? 2490'lı rakamlara kadar taşıyabilir eğer bugün kapanış böyle olursa. 5 günlük hareketli ortalama hala 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde ama yapışmış durumdalar bunlar. Bu iki hareketli Getirerek. ortalama birbirine yapıştığı zaman yön arayışı içerisinde olduğunu biz anlarız. O nedenle bence 1-2 gün borsayı Harika. sıkı izlemek lazım, takip etmek lazım. Eğer 5 günlük hareketli ortalamanın şayet 22 günlük ortalamanın altına gelmesi halinde de satış baskısının 2490'lara kadar artacağını da beklemek lazım. Yatırımcı buna da hazırlıklı olsun derim ben. Ben şimdi ekrana getirmeye çalıştım. BIST 100 endeksinin grafiğini bu arada. Ekran paylaşarak.
Dediğiniz gibi yani 22 günlük ortalama üstünde tutulan fakat biraz momentum kaybı da sergileyen bir endeksimiz var şu anda. Hisse soruları var bize. Onlardan isterseniz biraz bahsedelim. Ben şimdi gelen sorulardan Alarko'yu görmüştüm. Alarko'nun finansallarını çok kısa bir ekrana getirdim ben şu anda. Alarko Holding mi yoksa şeyden bahsediyoruz? Alarko Holding. Arayüzü kulübü. Alarko. Alarko Holding. Ama Alarko GEO da zaman zaman yatırımcılar tarafından ilgi gören sorulan hisselerden biri. Şöyle yapalım. Ben Alarko Holding'in şöyle bir kısaca finansalları ile ilgili bir ekranımı paylaşayım. Daha sonra teknik analiz kısmında size anlatırken grafiği üstünden izleyenlerimize aktarmaya çalışacağım. Benim burada gördüğüm brüt karlılıkta son çeyrekte bir ciddi toparlanma yaşamış şirket Fabök tarafında ve net karlılığa da bu çok olumlu yansımış gözüküyor. Marjlarında bir zayıflama varmış fakat orada da bir toparlanma, net kar marjı da zaten güçlü kalıyor. Bu muhtemelen brüt kar ve Fabök tarafındaki bu hareket biraz finansal giderlerden kaynaklanıyor olabilir. Şirketin TL bazlı satış gelirleri ve dolar bazlı yine gelirlerinde de ciddi bir artış var. Net karın güçlü kalmasıyla da hisse başına karlılıkta yine güçlü bir seyir görülüyor. Sizden de teknik tarafı alalım isterseniz. Ben de bu arada onun grafiğini açayım. Evet, bir şeyi de teyit edin istedim. Net döviz pozisyonu da iyi olan şirketlerden bir tanesi. Yarım milyar TL'ye yakın bir net döviz pozisyonuna sahip pozitif anlamda. Ve o nedenle de 30 Haziran'a yaklaşıyoruz. Eğer hükümet herhangi bir atak yapıp yeni bir ürün ortaya çıkarmazsa 3 aylıkla 6 aylık dönem arasındaki döviz kuru artışı çok ciddi bu arada. En az 4 lira civarında bir döviz kuru artışı var. Evet. Dolayısıyla yine elinde net döviz pozisyonu kuvvetli olan şirketlerin iyi olduğu dönemlere gireceğiz. Yani burada şişe cam yine ön plana çıkacak. 500 milyon dolar gibi çok kuvvetli bir dövize sahip. Ama gördüğüm kadarıyla Alarko Holding'de 500 milyon TL'lik bir döviz pozisyonuna sahip. İşte Ve net kar yansıma oradan geliyor. tabii, onun yine net karına bir olumlu biçimde yansıyacağını göreceğiz temel tarafta. Çünkü teknik tarafta da aslında çok iyi çalışan bir yükseliş trend kanalı söz konusu. Bu trend kanalına sadık bir biçimde yükselmeye devam ediyoruz ve bu kanalın içinde kaldığımız sürece yükselmeye devam edeceğiz. Ancak tabii direnç seviyelerine biraz daha yakınız. O yüzden 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunuyoruz. Bu iyi bir şey. 5 günlük hareketli ortalamanın 34,56'dan üzerinde kaldığımız sürece yukarıdaki direnç çizgisine doğru bir yönelim söz konusu olabilir. O da neresi? 34,56'nın üzerinde kalan bir Alarko Holding rahatlıkla 36-37 seviyelerine gidebilir. Ama oraya dikkat etmeleri lazım yatırımcıların. Orası da iyi çalışan bir kanalın direnç çizgisi. Orası geçilirse rally olur bu kağıtta. Ama geçilmezse de oradan işte yaklaşık böyle 25 liralardan başlayan yükseliş orada son bulur. O yüzden 36-37'ye kadar önü açık. 36-37 geçilmeden de bir daha sert bir hareket ya da bir rally yapması pek olası görünmüyor teknik açıdan. Oradan bir realizasyon başlarsa da aşağıda bizi bekleyen yer 32 ile 33 arası olacaktır. Oraya kadar bir gerileme muhtemel olur kanal içerisinde. Ha, kanalın herhangi bir tarafına doğru bir kırılım söz konusu olursa zaten o yana doğru biz sert bir hareket göreceğiz. Şu an kanal içerisinde emin adımlarla yükselmeye devam ediyor. Sizin de dediğiniz gibi özellikle burada bunun bu kadar kuvvetli olmasının bir numaralı nedeni 3 aylık mali tablonun sermayenin 2 katından fazla gelmesi. Bu performansı yılın sonuna kadar böyle devam ettirirse sermayenin 7-8 katına tekabül ediyor. Sermayenin 7-8 katı kâr açıklayan bir şirket de pek 30'larda durmaz biliyorsunuz. Evet. Rahatlıkla 40'lara 50'lere taşınabilir ama yeter ki bu performansını sonraki çeyreklerde de devam ettirsin. O yüzden özellikle bana sorarsanız 6 aylık bilançolar yılın sonuyla alakalı daha somut bilgiler üreteceği için 6 aylık bilançolardan sonra biz daha çok net kararlar verebileceğiz hisse senetleriyle alakalı. Bir de yine çok sorulan hisselerden bir Aksen'e bakalım istiyorum ben. Orada da güçlü bir hareket vardı yukarı yönlü ve İşte biz geçen videolarımızda konuşmuştuk ya, Hektaş, Sasa, Ereğli, Şişe Cam'ın böyle fanları var. Futbol takımı destekler gibi destekleyen taraftarları var. Aksen'de de böyle bir taraftar topluluğunun yavaş yavaş oluştuğunu görüyorum. Şimdi Aksen, ona bir bakacağız. Siz de bu arada grafiğini tabii Şimdi açabilirsiniz. tabii biz 30 kağıtlarında
pek insanlar enflasyona karşı kendilerini koruyamadılar. BIST 30 kağıtlarında enflasyona karşı kendini koruyamadıkları için BIST 30 dışındaki kağıtlarda hakikaten yatırımcılar doğru seçim yaptıkları zaman kendilerini enflasyona karşı koruduklarını ve hatta enflasyondan çok çok daha iyi getiriler elde ettiklerini gördüler. Bu kağıtlardan bir tanesi. Bu kadar fan oluşmasının en ana nedenlerinden bir tanesi. Bu yani şöyle söyleyeyim ben. 2021 yılının başına gitsek fiyatın şöyle 3,5 olduğunu görüyoruz. Evet, bugün geldiği nokta 30 liraya dayanmış. Neredeyse 2021'den bu yana 8 katına, tabii 1,5 yılda 8 katına çıkan bir fiyat görüyoruz. Biz enflasyona karşı kendini korumayı bırakın. Enflasyonu ciddi anlamda yenmiş bu kağıt. Evet. O yüzden de ilgi görüyor. Tabii bu tesadüf değil. Kendi kendine yapmıyor bunu. Öncelikle tabii finansallarını aldım ekrana. Çok güçlü bir büyüme var burada. Dediğiniz gibi güçlü finansallar görüyoruz. Sermayesi kadar bir kârı 3 ayda açıklamış ve muazzam bir kâr büyümesi var. Bu şirket ciddi anlamda büyüyor. Özellikle yurt dışı yatırımlarını hızlandırmıştı biliyorsunuz 2 yıl önce. Onun da meyvelerini görmeye başlıyor anladığım kadarıyla. Ve yılın sonunda sermayesini böyle 3'e 4'e katlayacak bir şeye sahip, potansiyele sahip görünüyor. Dolayısıyla bir 30'lara 35'lere kadar bir yolu olabilir. Eğer dediğim gibi bu bahsettiğim performans gerçekleşirse. Şimdi ben her zaman 3 aylık mali tablolara Serhan Bey biraz daha soru işaretiyle bakarım. Yani bana 4 tane mali tablo dönemi içerisinde bizi en çok yanıltabilecek hangi dönem diye sorsanız 3 aylıktır derim. Ve 6 aylıktan sonra biraz daha ayağım yere sağlam basar. O yüzden tamamen 3 aylık mali tabloları tabii elbette ki dikkate alalım ama mutlaka ikinci çeyreği de bekleyip bu görüşümüzü, hisseyle ilgili görüşümüzü mutlaka revize edip sağlamlaştırmaya çalışalım. Şu andaki görüntü hisseyi 30'ların üstüne rahatlıkla taşıyabilir ama 30'ların üstünden itibaren bu hisse senedi artık ucuz bir hisse senedi haline gelmiyor. Aksine değerinde bir hisse senedi haline geliyor. Bu anlamda baktığımızda da oradan itibaren bence yatırımcı biraz daha 30'lu fiyatların üzerinden itibaren biraz daha temkinli olması lazım. Teknik tarafa baktığımızda da aslında yakın zamanda sürekli olarak biz eğim değiştirerek yükseliş trendine devam eden bir hisse senedi görüyoruz. Kısa vade için bence 25'in üzerinde kaldığı sürece yola devam eder. Eğer bir 25'in altına sarkma söz konusu olursa, 25'in altında kapanışlar görürse yatırımcı, hisse senedinin hızla işte 23'lü seviyelere geleceğini söyleyebilirim. 22 günlük hareketli ortalamanın üstünde kaldığı sürece yükselmeye devam edecektir. Yani kısa vadede riski 23'lü fiyatlara kadar. Gideceği yer ise 30'lu seviyeler, psikolojik direnç seviyeleri. Oraya kadar da bir yükseliş görme şansımız var. Şimdi hocam, YouTube'da yazılanları ben şimdi telefonumdan bakıyorum da. Sesle ilgili problem konusunda özür dileriz. Gerçekten bunu bir sonraki videolarımızda mutlaka çözmüş oluruz. Çok fazla hisse soruluyor. Ben burada biraz hızlanalım diyorum. Tamam. Yani şöyle yapacağım. Ben size hisselerle ilgili neler soruluyor. Bunları bir paylaşayım. Ege Profil sorulmuş ki bunu daha önce sizinle konuşmuştuk. Yakından da bildiğiniz bir benim şirket. Özellikle ilgi duyduğunuz hisseler diye sormuştunuz ve ben Ege Profil'i söylemiştim o dönemde. Çok yakın da bir dönemde aynı zamanda. Ve tahmin ediyorum iyi bir getiri de gerçekleştirdi o. Evet. Biz sizinle konuştuğumuzda 30'lu seviyelerdeydi. Yani 30'un başıydı öyle bir şey. Ya da 29'du. Evet. Onun dışında Ege Profil'in finansalları ekrana gelir birazdan. Gesan sorulmuş. Şık plastik sorulmuş. Alarko GO'yu da sormuşlar. Onun da daha ilgi çeken güçlü hisselerden biri olduğunu paylaşmıştık. Bunun dışında neler var diye şöyle bir bakıyorum. Kardemir de tabii son dönemde özellikle Ereğli ve Kardemir hem borsada da ağırlığı çok yüksek olduğu için öne çıkan sorulan hisselerden biri. Bununla ilgili de şunu konuşalım. Ereğli ve Kardemir için küresel anlamda resesyondan dolayı çelik fiyatlarındaki gerilemeden bir darbe yediler. Yani oradan dolayı bir zayıflık yaşıyorlar ama değerleme anlamında bizim orta vadeli, uzun vadeli bir de temettü beklentileri anlamında güçlü gördüğümüz ve yatırımcı ilgisi çekeceğini tahmin ettiğimiz şirketler. Rusya'dan böyle bir burada demir girişi vesaire bunlarla ilgili söylentileri de duydunuz evet. mu?
Yani bunların da biraz etkisi var. Çift negatif etki yaratıyor üzerlerinde. O yüzden bir süre onlarda bir satış baskısı görmeye devam edeceğiz. Çünkü teknikleri bozuldu. Yani teknik analiz yapıldığında biz artık ana trendlerin kırıldığını görüyoruz. Çünkü hacim de yüksek. Hacim yüksek olduğu için bundan sonra yükselişler genellikle bu düşüşlere gelen tepkiler biçiminde olacaktır. Bence yatırımcılar kısa vade için, yani ben işte Airbnb'yi 20 yıl için aldım diyen adamlar burada satış asla yapmaları lazım. Aksine böyle çok sert düşerse ya da düşmeye devam ederse Airbnb'yi toplamaya devam etmeleri lazım. Hani 10 yıl, 20 yıl elimde tutacağım, temettü emekliliği için aldım diyenler için aslında bu müthiş bir fırsat bu arada. Ama traderlar için görüntü iyi değil. O yüzden her yukarı hamlede bence elden çıkarılması lazım. Aşağıda tekrar yerine koymak üzere. Yani bu aralar Ereğli'de, Kardemir'de al sat yerine sat alla hareket etmek lazım. Alttan yerine koyacak şekilde. Çünkü genellikle yükselişler bir tepki yükselişi olacak. Ta ki dediğiniz gibi küresel anlamda bir takım olumlu veriler, bunlarla ilgili olumlu veriler gelinceye kadar. Biraz o düşüş trendini daha anlamlı bir şekilde yukarı yönlü kırıp artık o düşüşün sona erdiğini görene kadar katılıyorum söylediğiniz stratejiye. Evet. Quartz'ta şişe cam sorulmuş, Özkan Bey sormuş. Şimdi o deminki hisselerden de önce bahsedelim Tabii. isterseniz. Oraya doğru gidelim. Herkese en azından bir Kısa katkı kısa, evet. sağlamış Biraz hızlı olalım. gidelim Evet. çünkü çok çok soru var. Hatta Gürkan Bey, işmen sorunuzu gördük. Merak etmeyin, onu da konuşacağız. Evet. Ege profil aslında bir direnç noktasında ama bana sorarsanız hem yüksek işlem hacmiyle daha yeni al sinyali üretmiş hareketli ortalamalar. O yüzden bu sefer bu direnci kırmaya geliyor. 36'da 36,5'larda direnci var. 36,5'taki direnç kırılırsa Ege profilde sırasıyla 41, devamında 43 ve devamında da 45 dirençleri çalışacak. Ama sanki buradaki görünüm, teknik görünüm 36,5'ta yer alan direncin bu kez kırılacağı yönünde. Alarko Gayrimenkul'den bahsetmiştik. Ona da şöyle kısa bir bilgi vereyim onunla alakalı. Çok detaya girmeye gerek yok. Çok garip bir fiyatlama var orada. Şu anda elinde birbirinden kıymetli duran varlıklar barındırıyor. Bunlardan bir tanesi de herkesin yakından tanıdığı Hillside Beach Club. Hillside Beach Club'ın şu andaki değerleme raporuna göre ki değeri yaklaşık 1,5 milyar seviyesinde ve yılın sonunda bu enflasyon düşünüldüğünde bunlar her yılın sonunda değerleme yapmak durumundalar. Ve yılın sonunda 2 milyar civarından daha az bir değerleme beklenmiyor onda toplamda şirket değeri olarak. Halbuki Alarko'nun toplam değeri işte 2 gün önce, 3 gün önce 2 milyar değerindeydi. Yani aslında 6 ay sonrası için elindeki Hillside Beach Club değerine satılıyor bu şirket. Bu da çok komik bir değerleme bana göre. Çünkü kasasında tamamı döviz olan 1 milyar TL bulunuyor. Bu arada işte Maslak'ta müthiş bir arazi. İşte Büyükçekmece'de 622 dönüm yine oldukça büyük bir arazi. Ve sahip olduğu bir sürü finansal ve maddi duran varlık. Bunların hiçbirini saymıyoruz. Şirketin değeri Hillside Beach Club'ın değerine eşit. Bu bana gerçekten çok düşük bir fiyatlama olarak geliyor. O yüzden alıp da sabredenler için gerçekten çok meyvesini yiyecekleri bir hisse senedi gibi duruyor bu. Yani fikrimi de söyleyeyim ben. 2023 yılında bu hisse senedini ben 100 lira civarında görürsem şaşırmam. Aralık ayındaki değerlemelerden sonra yani bu sahip oldukları varlıklara göre yani gerçeğe uygun değerle değerleme yapıyorum aslında ben. Üzerinde de çalışmıştım biraz. O nedenle hani hazırlıklı olduğum yerden geldi soru. Başka neleri demiştiniz? Şişe cam demiştiniz herhalde. Şişe cam, korsa. Evet. Şimdi şişe camda henüz bir teknik bozulma gerekse trend açısından oralar test edileceği döneme giriyoruz. Çok da kritik bir seviyedeyiz. Eğer şişe cam bir iki gün daha böyle düşmeye devam ederse bir miktar geri gelebilir. Ama bana göre bu geri geliş kesinlikle bir harika bir alım fırsatı yaratacak. Neden? Çünkü demin dediğim gibi yarım milyar dolar net döviz pozisyonuna sahip olduğunu görüyoruz. Ve bunun karşılığı yeni bilançoda 2 milyar TL. Sadece hiçbir şey yapmadan dövizden 2 milyar TL fark yazacak, kar yazacak. Ve biz belki de şişe camın 6 aylık mali tablosunda 7-8 milyar gibi bir kar göreceğiz toplamda. Ve bu da şişe camı çok rahat 30 TL'nin üzerine taşımasını sağlayacak bir kar. O nedenle bir geri geliş olabilir. Ama bu geri gelişi yatırımcı elinden şişe cam hisselerini çıkarmak için değil bence.
Şişam hisseleri doğru yerden toplamak için değerlendirmeli bence. O şekilde izlemeye almalı. Şu anda dikkatli bir biçimde takip etmek gerekiyor. Biraz daha aşağı gelirse özellikle 20 liranın üstünde kalmayı başarırsa 20 liralık seviyelerden çok rahatlıkla portföyümüze katabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi önce Mustafa Bey'in, Mustafa Aygün'ün sorduğu hisselerden bir tanesi Kimpur ve Bantaş. Bunlarla ilgili geçtiğimiz haftalarda yayınlanan videolarımızda Bantaş'la ilgili yine Yusuf hocamızla beraber detaylı bir değerlendirme yapmıştık. O yüzden bugün ona girmeyelim çünkü çok fazla hisse soruluyor. Kimpur'la ilgili de yine geçen hafta araştırma bölümümüzün çıkardığı bir rapor üzerine yine oldukça değerli bir analizimizi paylaştık YouTube kanalımızda. Bunları bulup izleyebilirsiniz Mustafa Bey. Bir de Bossa sormuştunuz. Bossa'ya biraz bakabiliriz elbette. Ben de hemen finansallarına bakayım o zaman. Evet, sermayenin iki katından fazlasını kar olarak açıklamış. Yılın sonunda bu da yine normal şartlarda bu performansın böyle devam edeceğini varsayarak yaklaşık işte 7-8 katlık bir artışı beraberinde getirebilir. Hani fiyat kazanç oranı tarafında ucuz ama tabii çok kısa süre içerisinde çok yol kat ettiği için piyasa değeri bölü defter değeri de 4,5-5'lere dayanmış. O yüzden o da biraz dengeliyor bana sorarsanız. Yani bu haliyle baktığınızda Bossa öyle çok ucuz bir şirket gibi durmuyor. Atıyorum hani 59-60 liradan Bossa alıp 70 lirayı beklemek yerine bence %50 ile %100 prim potansiyeli taşıyan çok ucuz hisseler mevcut. Hani yükselmez demiyorum ama 5-10 TL'lik bir getiri içinde bence kısa orta vade için çok da yatırım yapmaya değmez diye düşünüyorum. Finansal anlamda fena gözükmüyor hocam, onu söyleyeyim ben de. Hani borsadaki fiyatlaması tabii ayrı bir konudur. Bu arada bu incelediğimiz şirketlerle ilgili lütfen izleyenler buna mutlaka dikkat etsin. Finansalların performansıyla hisse senedinin tahtadaki performansı, grafiklerin seyri bazen çok ayrışabiliyor, bazen de birbiriyle çok örtüşüyor. Tabii doğrusu olması gereken ideali bunların örtüşmesi ama zaman zaman da çok farklılaşma oluyor. Benim Bossa ile ilgili şöyle bir baktığım zaman marjlarında özellikle operasyonel marj dediğimiz POBÖK marjı, bu ekrandaki ortadaki grafik biraz yataya girmiş, hatta biraz ivme kaybediyor gibi ama net kar marjı güçlü, karlılık büyümesi, ciro büyümesi dolar bazında da lira bazında da güçlü ve hisse başına karlılık özellikle çok önemli bir kavram diyorsunuz. Orada bir güçlenme var. Fakat dediğim gibi bunlar zaten fiyatların içinde olabilir. Bu nedenle de borsadaki performansı... Tam gelmek istediğim yer orası. Çok evet. Güzel dediniz. Sen de temel analizinde biraz yatırımcının gücünü görmesi açısından bu yaptığınız açıklamalar çok doğru. Şimdi bu kadar güçlü bir yapı görüyorsunuz karşınızda. Bu fiyata yansımış mı? Yansımış. Yani bu hisse senedi 1,5 yıl içerisinde %500 prim yapmış. Dolayısıyla bu finansalların sayesinde %500 prim yapmış. Yani biz evet. Burada temel analizinde gücünü görmüş oluyoruz. O nedenle zaten değerine de çok yaklaşmış, ulaşmış. Ama bu arada bu finansalların gelişimini takip eden yatırımcılar, 15 liradan alan, 20 liradan alan, 25 liradan alan yatırımcılar muazzam getiri, muazzam karlar elde etmişler bu arada. Hocam iş menüleri konuşalım artık. Gürkan Bey sabırsızlıkla bekliyor, çok fazla üst üste tekrarlayarak sormuş çünkü. İş yatırım menkul değerler. Ben şunu söyleyeyim o zaman, evet. Sizin grafiğine bakarken finansallarını ekrana getirmeyeceğim çünkü benim şu anki ekrandaki modelim sanayi şirketleri üzerine. İşmen ya da bankalarla ilgili böyle bir görüntüleme yapamayacağım şu anda ama işmenle ilgili biz özellikle 2020 pandemi döneminde şunu çok net gördük ki bir aracı kurum olduğu için, aynı yatırım finansman gibi grup şirketi zaten, borsada işlem hacimlerinde çok ciddi artışlar olduğu zaman bu bütün borsada işlem gören halka açık aracı kurum hisselerine olumlu yansıyor. İşmen de bunu çok ciddi bir anlamda görmüştük. 2020 yılında önceki yıllarda biz günde 8 milyar 9 milyar lira hacim gördüğümüzde vay canına, borsada ne kadar çok hacim oldu, neredeyse 10 milyar falan derken 2020'de 40 milyar 50 milyar işlem hacimleri gördük bazı günlerde ve artık o bazada oturdu. Yani bugün hala artık borsada 30-35 milyar lira civarında ve üstünde rakamlar artık her gün görüyoruz. Dolayısıyla da tabii ki aracı kurumların gelirleri işlem hacmi üzerinden olduğu için de bu işmene olumlu yansıdı bir dönem. Ama hani son dönemde ben de çok takip etmedim. Siz grafik üstünden görünümü paylaşabilirsiniz. Evet. Şimdi kısa olarak aslında bir yükseliş çabası görüyorum ben. Ama
sizin söylediğiniz olumlu gelişmelerle birlikte çok güzel bir rally yapmış yukarıya. 25 lira civarından da bir düşüş, bir alçalan trend başlamış ve onun üzerine de bir türlü atamıyor. Ve onun atması için de gereken fiyat seviyesi 20. Yani bu hisse senedi 20 liranın altında kaldığı sürece düşmeye devam edecek. Yatırımcı buna dikkat etsin. Ama yüksek bir işlem hacmiyle 20 TL'nin üzerinde arka arkaya 3-4 tane kapanış görürsek o takdirde 25 liradan beri başlattığı düşüş trendini de sona erdirmiş olacak. Bu anlamda fiyatlar da biraz sıkışıyor. Aslında bunun kararını da vermek üzere. O yüzden bence işbirinin bugünlerde çok sıkı takip edilmesi lazım. 20 liranın üzerinde yukarı güzel bir hareket görürüz. 17 liranın altına düşmediği sürece de bu kağıtta böyle bir geri çekilme, sert bir geri geliş görmeyiz. Ama fiyat sıkıştığı için bugünlerde dikkatlice izlenmesi lazım. Yani önümüzdeki bir ay boyunca dikkatlice izlenmesi lazım elinde olanlar için. Çünkü buradaki fiyat sıkışmasından kendini bir tarafa doğru atacak mutlaka. Ve attığı tarafa doğru da sert bir hareket gerçekleştirecek. Olur da kendisini aşağıya atarsa o takdirde elinizde yüksek miktarda ve yüksek fiyatlardan işmen kalabilir. Ama yukarı atarsa da dediğim gibi daha yola yeni başlamış olacak bu sıkışmadan kurtulduğu için. Evet. O yüzden bence bir ay boyunca takip edilmeli. Hatta bu sıkışmanın hedefi şöyle biraz grafiği daraltarak bakarsak şöyle alırsak 27-28 lira gibi oldukça, aynen, güçlü bir yerlere işaret ediyor. 20 geçilirse %25-30 potansiyel taşıyor. Otokar sorulmuş hocam. Otokar'a da bakalım. Biz bugün Trim Finansman olarak burada da bir kısa vadeli pozisyon da paylaştık. Şöyle bir inceleyelim onu da. Burada da aslında birkaç aydır Mart ayından beri süren hani şöyle bant içinde bir yatay görüntü var ama bandın üstüne doğru bir hareketlenme yaşıyor şu an işte. Aslında bana sormasanız çok da ucuz değil. Yani evet, finansalları itibariyle de değil ama tekniği dediğiniz gibi tekniği iyi duruyor. Fakat şöyle söyleyeyim. Bu da mutlaka izlenmesi gereken bir yapı oluşturuyor teknik analizde. Bir yükselen üçgen formasyonuna benzer bir formasyon görüyoruz. Daha tam formasyon da kendini ispat etmemiş ama evet, şunu görüyoruz yapı olarak. Yukarıda her seferinde 462-63 seviyelerinden geri dönerken aşağıda dipler her seferinde bir öncekine göre yükselerek gidiyor ve bu da bir fiyat sıkışmasına doğru gidiyor. Ve mutlaka buradan kendini kurtardığı yöne doğru sert hareket göreceğiz. O yüzden ben genellikle böyle üçgen formasyonlar oluşmaya başladığında üçgenin içinde almamalarını, fiyatın formasyondan kendisini kurtarmasını beklemelerini tavsiye ederim yatırımcılara. Çünkü olur da kendini hızla aşağı bırakırsa, üçgenden çıkış bu şekilde gerçekleşirse, yatırımcı bazen hani tabiri caizse far görmüş tavşan diyorum, bir an kalabiliyor ve o an satamadığı için de ciddi zararlara maruz kalıyor. Sürekli bir aşağı düşüş hali söz konusu olduğu için de artık satmaya da kıyamıyor hisse senedini ve zararı iyice kesinleşmiş oluyor. Şunu fark ettim hocam, bugün şimdi birkaç hisse konuştuk, daha da konuşuruz, biraz daha süremiz var. Hangi şirketin eğer teknik tarafta biraz momentum kaybı, biraz zayıflık gösterdiğini söylüyorsanız, evet, finansallarına baktığımızda da o şirketin marjlarında ya bir yataylaşma ya bir daralma var. Hangi şirketi de güçlü görüyorsak marjlarda çok kuvvetli bir artış var. Bakın şimdi Otokar'ı getirdim ekrana, arkadaşım paylaşırsa. Karlılıkta büyüme var. Yani brüt karlılık, FAVÖK ve net kar. Bu işte enflasyon ve kur etkisi zaten. Bunlar ciddi anlamda artıyor. Satışlar ve TL bazında artıyor, dolar bazında da son çeyrekte biraz düşüşler gelirse de büyüme vardı. Tabii bu ortadaki marjlar nasıl hesaplanıyor? Bunu da bir finansal bilgi olarak paylaşalım. Mesela brüt kar marjı brüt karın net satışlara bölünmesiyle, işte FAVÖK marjı FAVÖK gelirinin yine net satışlara bölünmesiyle, net kar marjı da yine net kar rakamının net satışlara bölünmesiyle hesaplanıyor. Marj dediğimiz böyle hesaplanıyor. Ve marjlar bir şirketin ne kadar verimli olduğunun çok önemli bir göstergesi. Yani siz bir akademisyen olarak verimlilik ifadesine başka ifadelerde tabii kullanabilirsiniz. Şimdi bakıyorum Otokar'a, brüt kar tarafında yatay bir seyir var. FAVÖK marjı ki en önemli, tekrar söyleyeyim, operasyonel performans olup işte o tek seferlik etkilerden arındırılmış olması anlamında önemli bir gösterge. Orada biraz momentum kaybı var. Net kar marjı da evet yüksek. Yani otomotiv sektörü geneli için yüksek bir net kar marjı var. %20'lerin üstünde. Ama orada da birkaç çeyrektir bir yataylaşma var. Hisse başı karlılık büyüyor. Yani tabii ki kötü değil. Otokar borsadaki en iyi, en güçlü finansal performanslı anlamda güçlü şirketlerden biri. Ama bir hisse senedinin
yatırımcıları heyecanlandıracak, işte iştah yaratacak bir hikayesi olması, bir katalisti olması gerekiyor ki bunu tahtada da, borsada da, grafiklerde de yukarı yönlü görelim. Otokar şu anda belki bir haber akışı vesaire bunlarla beraber bunu verir ki bu elektrikli araçlar tarafındaki yatırımlarıyla değerlemeler hep yukarıda çıkıyor. Onları görüyoruz gelen raporlardan, bizim de analizlerimizden. Fakat şu anda kısa vadede hani günlük alsatlar, trade'ler çok başka bir şeydir ama hani kısa vadeden kastım 3 aylık, yani en azından belki 2 çeyreklik, 6 aylık bir periyotta çok yatırımcı heyecanlandıran bir hikaye şimdilik veremiyor gibi. Kesinlikle. Görüntü bu yönde. Ama tabii yeni bir haber akışı, bir katalist aldığında piyasa, bir gelişme olduğunda bunlar değişir. Hisse soruları çok fazla var. Dolayısıyla da şimdi biraz hisse dışı bir iki soru var dikkatimi çeken. Onları bir paylaşmak, size yöneltmek istiyorum. Buradaki yayınlarda da biz gene, çünkü ayda iki kere yapıyoruz biliyorsunuz. Evet. Biz o mümkün mertebe onlara yetişmeye, yardımcı olmaya çalışırız, sormaya devam ederiz. Setup'ımızı da biraz daha buna uygun hale getiririz. Bugün dediğimiz gibi Finans Kamp'tan, Ayvalık'tan bir canlı yayınla hani sizleri yalnız bırakmayalım, boyu boş geçmeyelim, yine bir buluşma izleyicilerimizle, katılımcılarımızla gerçekleştirelim isteğiyle bunu yapıyoruz ama buradaki imkanlarımız evimizde ya da ofisimizde, stüdyomuzda yaptığımız çekimlere göre biraz kısıtlı. Hocam şöyle bir soru var. Resesyon konuşulduğu bu dönemde, bu önemli bir soru bence. Nilgün Hanım sormuş. Resesyon konuşulan bu dönemde diyor ki, resesyondan etkilenmeyecek sektörler hangileri olabilir, hangilerinin olması beklenir demiş ve teşekkür etmiş. Biz de rica ederiz. Ya bu tür dönemlerde biliyorsunuz gıda, ilaç. Yani tüketim yani hassasiyeti, daha oradaki dalgalanma hassasiyeti düşük sektörler. Etkilenmeyebilir ama onun dışında insanlar özellikle lüks tüketimlerini bu dönemlerde erteleyebilirler. Evet. O yüzden otomotiv sektörü bundan olumsuz etkilenebilir. Beyaz eşya sektörü olumsuz etkilenebilir. Yurt içine satış yapıyoruz tabii. Yurt dışı satışlardan etkilenmeyebilir. Çünkü bizde döviz kuru faktörü var. Doğru. Ve ürünlerimiz gerçekten dışarıya çok ucuz. Türkiye'nin işte en iyi restoranlarında, Türkiye'nin en iyi otellerinde hep yabancılar kalıyor biliyorsunuz. Özellikle ben hani sürekli piyasanın içerisindeyim. Çok cazibiz çünkü. Ve cazip olmaya da devam edeceğiz bu yüksek döviz kuruyla. O yüzden dışa açık olan ihracat ağırlıklı şirketler bu resesyondan çok kısıtlı bir biçimde etkilenecekler. Ama iç piyasada biz bunun etkilerini göreceğiz. Orada da dediğiniz gibi çok esnekliği olmayan ürünleri üretip satan şirketler etkilenmeyecek. Gıda, ilaç, hani başta benim söyleyebileceğim ana sektörler bu konuda. Bir soru daha var, hisseler hariç. Onu bir bulayım önce. Mevsimsellik, bu Martı Otel sorulmuş ama artık cümleye girdim, söyleyeyim. Mevsimsellik itibariyle Martı Otel ya da işte turizm hisseleri, otelcilik hisseleri genelinde de bunu konuşabiliriz. Az önce biraz değindiniz. Bunları sormuşlar. Ben şunu söyleyeyim, bu yıl turizm gelirlerinde geçtiğimiz yıllara, pandemi dönemi 2020 ve 2021'e göre biraz daha iyi bir performans bekleniyor. Bu mutlaka bir katkı sağlayacaktır diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Salih Bey'in bir sorusu var. Şu an için borsanın en ucuz hisseleri hangisi diye. Buna ben müsaadenizle şöyle bir cevap paylaşacağım. Şimdi yatırım, finansman ve diğer bütün aracı kurumların bir araştırma departmanı vardır ve buradaki analistler borsadaki tabii 400 küsur şirketin hepsini inceleyemez ama bunların içinde 50, 60, 70 gibi hani rakamlar genelde buralardadır. Bu adetlerde şirketleri inceler ve bu şirketler içerisinden de değerleme yaparak bazılarıyla ilgili, ki yani yarısından çoğuyla ilgili genelde hedef fiyatlar paylaşırlar. Bunlardan bazılarına da hisse öneri listesi, işte top pick list dediğimiz en çok önerilen hisseler, yıldızlı hisseler gibi isimler altında ya da bir model portföy başlığı altında paylaşırlar. Biz de yatırım finansman olarak bu paylaşımları yapıyoruz. Twitter'dan da ulaşabileceğiniz, web sitemizden takip edebileceğiniz, günlük bültenlerimizde de her gün model portföyümüzü hedef fiyatlarıyla, getiri potansiyelleriyle paylaşıyoruz. Bu borsada ucuz hisseler hangileri ya da hangi hisseleri uzun vadede öneriyorsunuz gibi soruların cevapları orada mevcut. Oradan bakmanızı tavsiye ederim. Salih Bey, oradan takip edebilirsiniz. Süleyman Bey Petkim sormuş. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler Süleyman Bey. Siz biliyoruz çok sıkı takipçilerimizdensiniz. Petkim'le ilgili yakın zamanda yine bir videoda bir paylaşımımız oldu. Geçtiğimiz videolardan ona bakabilirsiniz. Sadece şunu söyleyeceğim ki hocam, Petkim'le siz biraz da ilgilisiniz. Evet. Dün sohbetini de yaptık. Söyleyecekleriniz vardır. Etilen nafta, etilen spreadine ya da etilen nafta spreadine daha doğrusu orada çok bakıyoruz ve o spreadde geçtiğimiz çeyreklere ve geçen yıl ortalamalarına göre bir miktar momentum kaybı gördük.
PET kimselerine bu biraz yansıyabilir ama ben burada sözü size vermek istiyorum. Evet. Ekrana da getireceğim. Her 3 ayda bir aslında değerlemelerin güncellenmesi lazım. PET kim yıl sonu mali tablosunu açıkladığında tarihinin en iyi mali tablolarından birini açıklamıştı aslında ve fiyata da yansımamıştı. Acaba yeni yılda da bu böyle devam eder mi diye baktık. Hakikaten de Petkim 3 aylık verileriyle yine umut vaat ediyor aslında yılın sonunda. Yani geçen yıla göre daha iyi bir bilanço açıklayacak gibi duruyor ama yine de emin olmak için ben Haziran ayının bilançosunu da bekleyeceğim. Şu andaki görüntü bence yani 3 küsür FK ile işlem gören bir Petkim var. Ben üretim şirketlerinde 3 küsür FK'yı pek görmüyorum. Çok nadir denk geliyor ve orada da kalıcılık görmüyorum böyle denk geldiğinde. O yüzden özellikle 6 aylık mali tablo 3 aylığı da destekleyici bir biçimde gelirse bence Petkim'de artık yavaş yavaş beklenen hareketin olabileceğini düşünüyorum ben. Yani bir kere daha öyle kabaca söyleyeyim bir kere daha kendisini 10 liranın üzerine hacimli bir biçimde atarsa o takdirde böyle 15 TL'li rakamlara doğru böyle yeni bir gelişimin o kağıtta olabileceğini düşünüyorum ama benzer hareketleri geçmişten örnek vereyim böyle yatırımcıyı bezdiren bir konuda aslında Petkim. Ama aynı şeyi biliyorsunuz geçmişte Ereğli Demirçelik yapmıştı. Evet, birçok büyük sitede birçok kez gördüm. 8 lirada uzun süre yatırımcıyı beklettikten sonra 10 liranın üzerine fiyat oturduktan sonra tutamadı kimse. Evet. Aynı durum çok yakında Şişe Cam'da gerçekleşti. 7-8 civarından yatırımcıyı bezdirdi. 10 liranın üzerinde tanıyamadık biz Şişe Cam'ı. Aldı başını 23'lere 24'lere uzanan çok sert hareketler yaptı. Benzer bir durum Petkim'de olabilir. Ama bunun için 6 aylık mali tablonun dediğim gibi 3 ayda destekleyici bir biçimde daha iyi olarak gelmesine bakacağım. Böyle olursa yani Petkim'den bir şüphem yok. 10 liranın üzerine geçmekle beraber inşallah daha ivmeli yukarı hareketleri görmeye başlayacağız Petkim'de. Hocam son bir hisse soracağız ve kapatacağız. Cem Bey çok rica etmiş. Çok da nazik ifadelerle teşekkür ederiz kendisine. İşbin sormuş. İşbin'e de bakalım ve bugünkü yayınımızı burada tamamlayalım. Yapı Kredi Yatırım da var. Yapı Kredi Bankası. Kredi Bankası. Evet, soralım onu. Anladım. Bu ikisine bakın. Tamam. Hangisiyle başlamak istersin? Hiçbir. Siz bakarken ben de şunu ekleyeyim. Bugün konuşmadığımız ama sorduğunuz hisseleri mutlaka not edeceğiz. Gelecek haftalardaki yayınlarımızda üstünden geçeriz, paylaşırız. Tabii şunu da yapabilirsiniz. Biz bir aracı kurumuz ve yatırımcıların bu tip isteklerine, ihtiyaçlarına, sorularına cevap vermek için buradayız. Dolayısıyla da hisselerle ilgili yorumları, analizleri, fikirlerimizi öğrenmek için bu yayınları beklemenize gerek yok. Yatırım finansmanla, şubelerimizle ya da genel merkezimizle, danışmanlık ekiplerimizle irtibata geçerseniz, sorularınızı aktarırsanız da yardımcı oluruz. Dolayısıyla da bugün burada konuşmadığımız hisseleri de lütfen yatırım finansmanla, irtibata geçerek bize aktarın, yardımcı olmaya çalışırız orada da hem finansal hem teknik yönümüyle ilgili. Tabii burada şöyle bir ayrıntı var. Hisse senetleriyle ilgili bu tarz yorumlar biraz yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamına girebiliyor ve SPK mevzuatı gereğince şahıslarla kurumlar arasında yatırım danışmanlığı çerçeve sözleşmesiyle akdedilen bir danışmanlık anlaşması olması gerekiyor. Eğer bu prosedürleri tamamlarsak da bu ilişkiyi kalıcı bir şekilde yürütebiliriz. Bunu da bir dipnot olarak buradan geçmek istedim. Teşekkür ederiz. İşin de temel tarafta çok büyük bir sıkıntı yok fiyatla eşleştirdiğimizde. Yani fiyat aslında biraz ucuz görünüyor ama biraz çok aşırı derecede bir ucuzluk söz konusu değil. Yani özellikle piyasa çarpanlarına göre değerleme yapıldığında onların biraz daha böyle çarpanları farklı sanayi şirketlerine göre. Ancak teknik tarafta da çok uzun süreden beri yatay bir hareket var. Ve fiyat bir türlü 4 liranın üzerine oturmuyor. 4 lira civarından sürekli aşağı yönlü bir baskı söz konusu. O yüzden hisse senedinin biz hacimli bir biçimde 4 liranın üzerinde kalıcılığını görmedikçe işte geçmişteki tarihi zirvelerini daha yukarıları test etmesini beklememeliyiz. Bana göre kritik yer 4 liranın üzerinde kalıcılık. Öyle olmadığı sürece de hisse senedi her zaman 3,50, 3 seviyelerinde kadar borsa geri gelirse geri gelebilir. O yüzden 4'ü geçmeden hisse senedinde bence yatırımcılar hızlı ve yukarı ivmeli bir hareket beklemesinler. Son olarak da Yapı Kredi Bankası'ndan bahsetmek istiyorum. Bu banka da aslında benim bütün bankalar arasında en ucuz kalmış olarak gördüğüm bankalardan bir tanesi. Buna da bir türlü açıkladığı karlar fiyata yansımıyor. Fakat iyi çalışan bir
yükselen kanalı var. Oldukça o kanal üzerinde ısrarla uzun süren bir yatay hareketten sonra başlattığı yükselen kanal üzerinde ısrarla tutunuyor. Ve tutunmaya da ben devam edeceğini düşünüyorum bu arada. Ve onun da destek seviyesi 4,50. Eğer 4,50'nin altında arka arkaya hacimli kapanışlar görmezsek orada o kanalın yükselen trend çizgisinin üzerinde yavaş yavaş da olsa yükselmeye devam edecek. Çünkü bankacılık sektörü biraz da biliyorsunuz alınan para politikası kararlarından da çok ciddi etkileniyor. Ve dövizin de bu kadar yüksek olduğu yerde biliyorsunuz her an bir tedirginlik var. Acaba yeni bir enstrüman gelir mi? Enstrüman gelirse öncelikle bankacılık sektörünü nasıl etkiler? Bu belirsizlikler aslında sektör üzerinde ciddi bir baskıya sahip. O nedenle biraz daha hükümetin açıklamalarıyla beraber izlenmeli. Ama yükseliş trendinin de tabii devam ediyor olması bir avantaj. Bankalarla ilgili de yine CDS primleriyle birleştirerek zaman zaman grafikler ve yorumlar paylaşıyoruz. Bu konuya ben özel bir yayın yapmaya, özel bir video çekip YouTube kanalımızdan paylaşmayı düşünüyorum yakın zamanda. Yatırımcılarımız takipte olursa bunu da görürler. Hocam çok teşekkürler. Bir soru vardı. Bu yayınlar YouTube'da kalacak mı diye. Evet kalacak. Oradan takip edebilirsiniz. Daha sonra da izleyebilirsiniz. Yani en başını kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler ya da sonradan izleyecekler için. Yatırım Finansman YouTube kanalımıza abone olur, bildirimleri de açarsanız bu tarz içerikleri ve gelecekte yayınlanacak videolarımızdan da anında haberdar olabilir. Katılım da gösterebilirsiniz. Bu tip canlı yayınların sayısını artırmaya çalışıyoruz. Hocamızla beraber ya da yine bireysel olarak kendi bünyemizde diyeyim. Araştırmadaki analistleri de belki biraz işin içine ileride dahil ederek canlı canlı hisse senedi yorumlarını teknik temel tarafta da detaylandırarak ileride paylaşmayı da planlıyoruz. Bunların bilgisini de buradan vermiş olayım. Çok teşekkürler tekrar hocam. Teşekkürler. İzleyenlerimize de çok teşekkür ederiz. Kusura bakmayın başta sesle ilgili bazı teknik sıkıntılar yaşadık ama herhalde sonrasında çözdük diye umuyorum. Tüm izleyenlere bol kazançlı günler dileriz. Müzik